Merhaba. Bu videoda sizlerle beraber el ilanı yapacağız. Bunun için de Adobe Spark web aracını kullanacağız. Her zaman olduğu gibi, bütün web araçlarında olduğu gibi web tarayıcımız açıkken adres çubuğuna geliyoruz. spark.adobe.com yazıyoruz. Dikkat, diğer web araçlarından biraz daha farklı bu adres. İki tane nokta kullanıyoruz. Üç tane kelime yazıyoruz. Bunu tıklattıktan sonra Spark başlamış olacak. Arkadaşlar, Adobe Spark diğer web araçlarından biraz farklı bir yapıya sahip ama amaç itibariyle değerlendirdiğimiz zaman diğer web araçlarında hangi amaç güdülüyorsa Spark'ta da bu güdülüyor. Bilgisayarla grafik görsel tasarımlarla ilgilenenler, web sitesi tasarımıyla ilgilenenler Adobe duymuştur. Adobe diye yazılır da aslında Adobe diye okunur. Doğrusu da budur. Adobe yazılımlarına duymuştur. Her alanda geniş bir yelpazesi var Adobe'nin. Web araçları da bunlardan bir tanesi. Diğer web araçları kuralları neyse olana uymuş. Yani biz diğer web araçlarında ücretli kullanıcı olabildiğimiz gibi ücretsiz kullanıcı olarak görsel tasarımlar oluşturabiliyoruz. Diğer iki videoda el ilanı ve afiş ve fotoğraf kolajlama işlemi yaptık. Bu videoda da Spark'ı kullanarak bir el ilanı tasarlayacağız ve Spark'ı biraz daha keşfedeceğiz ağırlıklı olarak. Özellikle vektörel grafik boyutunu keşfetmek için bu videoyu hazırladım. Arkadaşlar, Spark'la ilk kez karşılaştığınız zaman Spark aracı sizin bilgisayarınıza bir program dosyalarının içerisinde bir küçük eklenti atıyor. Google Chrome'la ilgili bu klasörlerin içerisine. Masa üstünde de zaten şöyle bir kısa yol oluşturuyor. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ondan dolayı da aradaki iletişimden mi kaynaklanıyor yoksa benim bilgisayarımdan kaynaklanan bir durum var. Tam kestiremedim ama bazen böyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumdayken de şuradan sayfayı yenileyerek arkadaşlar açabilirsiniz. Spark'a ulaşabilirsiniz. Açtığınız zaman Spark ekranı bu şekilde. Videonun başında da belirttiğim gibi Canva gibi IPKey gibi efendim Placeit gibi birçok görsel grafiği oluşturma nedir diye merak ediyorsanız bunu iki türlü göz atabilirsiniz. Birincisi, bakın, buraya alta doğru girdiğinizde burada görebilirsiniz. İşte sosyal medya görseller olsun, sunum ve slide gösterileri vesaireler olsun. Veyahut bakın şuradan tıklatarak da görebilirsiniz. Hepsini gör diyerek az önceki bölümü bu kez şablon ağırlıklı olarak karşımıza gelir. İşte popüler olanlar, efendim sosyal medya görselleri, işte biraz daha profesyonellere hitap eden görsel örnekleri buradan görebilirsiniz. Bunlarla çalışabilirsiniz. Spark arkadaşlar diğer web araçlarında olduğu gibi kayıt olmayı gerektiren bir araç. Bunun için geçerli olan bir elektronik posta adresiyle kayıt olmanız gerekiyor. Ve kayıt olduğunuz o elektronik posta adresiyle de oturumu açmanız gerekiyor. Tabii gene kayıt sırasında size hangi sektörde çalıştığınızı, hangi meslekte olduğunuzu soruyor. Burada eğitim sektöründe ve öğretmeni işaretlediğiniz zaman eğitime yönelik bir takım duyuruları almanıza imkan sağlıyor. Belki de artık bu salgın döneminde özellikle eğitimcilere yönelik bazı imkanlar sunuyor. Ondan yararlanma imkanınız olur. Peki el ilanını nasıl oluşturacağız? Bakın burada da var zaten. İsterseniz şuradaki artı tuşuna basarak veya az önce başlangıçta gösterdiğim artı tuşuna basarak el ilanına ulaşabilirsiniz. El ilanını tıklatıyorum. Tabii ki sayfa açılıncaya kadar burada bir takım görsel hazırlamaya yönelik bu tarz çalışmaya ilişkin bir takım tavsiyelerde bulunuyor Spark bize. Onu da açtıktan sonra karşımıza bakın değişik el ilanları örnekleri çıkıyor. Burada bakın şablonlar var. Şablonlarda şöyle bir flema görüyorsanız küçük sağ üst köşede bu premium üyelikler için geçerli. Yani ücret ödemeniz gerekecek. Onun dışındakiler ücretsiz üyelikler için geçerli olan seçenekler arkadaşlar. Ben şu şablonla bir el ilanı oluşturacağım. Çünkü
Diğerlerindeki mantık aynı. Yani afiş oluştururken görseli nasıl ekliyorsanız, normal bir fotoğrafı nasıl ekliyorsanız o şekilde ekliyorsunuz. Çok fazla özelliği yok. Ben bunu seçmemin sebebi, burada daha çok vektörel grafikler var, çizim grafikler var. Bunları nasıl oluşturduğunu görebilmek için, yani şu simgelere birazcık odaklanabilmek için seçtim. Tıklatıyorum. Bakın, hemen öncelikle diyor ki bu şablondan oluştur diye bir düğme var. Burayı tıklatıyorum ve o şablona bağlı bir içerik tasarımını benim çalışma ekranıma açıyor şu şekilde. İsterseniz şuradaki şeyi kullanarak, arkadaşlar, yüzdeyi kullanarak biraz daha büyütebilirsiniz. Şu şekilde daha çalışabilir hale getirebilirsiniz. Buradaki yakınlaştırma, uzaklaştırma düğmelerini kullanarak ekranda daha görünür hale getirebilirsiniz. Arkadaşlar, bundan sonraki çalışma sırası tamamıyla size kalmış bir şey. İster önce metinlerde düzenleme yapabilirsiniz, isterseniz buradaki vektörel grafikler üzerinde çalışabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin bileceğiniz bir şey. Ben öncelikle üstteki metinlere değişiklik yapayım. Oradaki değişiklikleri yapalım. Örneğin burada High Flyer Newsletter yazıyor. Ben buraya efendim uzaktan eğitim araştırması yazacağım. Hemen geldim. Buraya tıklattım. Kopyaladım yani. Geldim, buraya yapıştıracağım. Arkadaşlar, okulda uzaktan eğitimde hangi derslerin daha yararlı olacağını öğrencilere soracağımız bir el ilanı tasarlayacağız. Tabii ki bunu yazıcıdan çıktısını alıp kullanabileceğiniz gibi, öğrencilere manuel dağıtabileceğiniz gibi, bunu elektronik ortamda dağıtıp, elektronik posta adresleri yardımıyla dağıtıp, ondan sonra da ondaki yönelimi görebilirsiniz. Buna ilişkin isterseniz Spark'ta el ilanı şablonunu kullanarak bir çalışma yapabilirsiniz ki onu yapacağız. Burada işimiz bitti. İsterseniz şunu şöyle çarpı tuşuna basıp kapatıyorum ve ekranım daha geniş olsun diye. Ondan sonra yapıştırdım şuraya. Yazıya geldim arkadaşlar şu şekilde. Çift tıklatarak ve yazının üzerine seçip sağ klik yapıp az önce Word'deki şeyi yazıyorum buraya. Sonra da bitti düğmesine basacağım. Bakın şu şekilde. Daha sonra şu şekilde biraz daha. Şeyi ayarlıyorum, boyutlandırma yapabiliyorum. Şimdi ikinci bir satır yer alacak. Bunu tabii ki şurada da yapabilirdim. Bakın şurada Şeyh Tarsan Kural Anadolu Lisesi diye bir okul ismi uydurdum. İkisini birlikte yazabilirdiniz. Bu da bir mümkün. Ama ben size kopyalama imkanı olabileceğini düşünerek göstermek için özellikle tek satır seçtim. Bunu seçtim. Bundan ikinci bir şey üreteceğim. Metin kutusu üreteceğim. Metin alanı üreteceğim. Seçtim. Seçiliyken bakın şurada duplicate var. Yani çoğalt var. Aynı işlemi Ctrl D tuşuna basarak yapabiliyorum. Tıklattım. Bakın ikinci bir tanesini üretti. Hemen bunun üzerine ikincisini seçtim. Ve buraya geldim. Şehit Arslan Kural Anadolu Lisesi ifadesini buraya yapıştırıyorum. Ondan sonra Done düğmesine basıp bakın şu şekilde yaptım. Tabii ki bunun sırasını isterseniz değiştirebilirsiniz. Burada tabii ki yazı biraz daha, pardon, boyutunu küçültmek isteyebilirsiniz daha şık görünsün diye. Bunun için burada yazı boyu var. Buradan yazı boyunu ayarlayabilirsiniz. Efendim 24 yapalım mesela. Daha küçük, 20 daha iyi galiba. Şöyle direkt doğrudan da yazabilirsiniz. Bakın şu şekilde alabilirsiniz. Daha sonra şöyle ikisinin arasında gerek yokmuş. Şöyle bunu biraz daha aşağı çekerek, eğer biraz daha böyle milimetrik gitmek isterseniz klavyenizdeki ok tuşlarını kullanın arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Biraz daha estetik ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar burada where will you go next diyor, işte bir sonraki
ülkeye nereye gitmezsiniz şeklinde ben bunu değiştiriyorum. Diyorum ki aşağıdaki derslerden hangilerini uzaktan eğitimde daha çok yararlı buldunuz diye bir ifadeyi kopyalıyorum. Geldim buraya. Aynı diğerinde yaptığım gibi yapıştırıyorum şu şekilde. Done düğmesine bastım. Bakın şunu biraz daha aşağı alıyorum. Ondan sonra şuradan bunu biraz düşürüyorum. 20'ye düşürdüm mesela. Şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şuradan gene keza boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde. Şuradan bakın hizalama işlemleri yapabiliyoruz. Sola hizalıyorum. Şu şekilde. Şunu mavi kutuyla şöyle hizasını getirebiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra tabii ki isterseniz buradaki mavi rengi değiştirebilirsiniz. Bakın şurada color var, icon color var. Burayı tıklattığınızda istediğiniz bir rengi seçebilirsiniz. Şöyle kırmızı yapmış olalım. Tatlı bir kırmızı, pembeye yakın bir kırmızı. İşlemleri bu şekilde yapıyoruz. Efendim, şimdi gelelim. Buradaki şekilleri de değiştireceğim. Şekli seçin. Daha sonra önce Replace düğmesine bastığınızda size bir arama ekranı çıkacaktır. Ve burada o günde yani güne bağlı olarak değişir. Şu andaki videoda ben 18 Şubat'ta ki örnek şeyler, iconlar bunlar. Tabii ki ben bunları aramıyorum. Derse ilişkin seçenekler ayıracağım. Bu nedenle buraya yazacağım. Diyorum ki matematik seçeceğim mesela. Derslerden birisi matematik. Ve buraya bunun İngilizcesini yazıyorum. Math. Ondan sonra Enter tuşuna basıyorum. Ve matematiğe ilişkin vektörel görüntüler karşıma geliyor arkadaşlar. Ve buradan uygun gördüğüm bir tane görseli seçeceğim. Gördünüz mü? Önceki uygulamalarımızda daha çok bitmap görüntüler vardı. Sizin yaptığınız uygulamaya göre, seçtiğiniz uygulamaya göre hemen görselin türünü Spark tespit edebiliyor ve size bu konuda yardımcı oluyor. Vektörelse vektörel hemen o anda karşınıza çıkan örnekler var. Hemen buradan bakın birçok örnek var. Matematiğe uygun olanını seçeceğim hemen. Şuradan bayağı da alttaymış. Evet, çoklu işlem var ama. Evet şunu arıyordum. Evet bakın. Şu simgeyi seçtim. Hemen bakın buraya bunu yapıştırdım. Ondan sonrakinde düzenlemeler hepsi aynı şekilde devam ediyor. Efendim buradaki New York ifadesini matematikle değiştirmem istiyorum. New York yazısının üzerine çift tıklatıyorum. Şu şekilde ve buraya yazıyorum. Sonra Done düğmesine basıyorum. Bir tane daha yapalım. Pekiştirme amaçlı. Geldim bakın şuradaki görseli değiştireceğim. Seçtim. Sonra Replace düğmesine tıklatıyorum. Bu sefer biyoloji ile ilgili bir şey hazırlayayım. Bu nedenle buraya Science diyelim mesela. Ya da evet bu da olabilir. Bakın mesela şunu ama bu daha çok kimyaya yakın. Peki kimyayı seçmiş olalım. Mesela bunu tıklattım. Bakın seçti. Gördünüz mü? Önce replace yapıyorum. Sonra buradan hangi alanda arayacaksam arama kutusunda belirliyorum. Sonra da o zaten kendisi yapıştırıyor. Hawaii yazan kısma geliyorum. Çift tıklatıp yine. Buraya da kimya yazıyorum. Ve done dediğim zaman buradaki düzenlemeyi yapmış oluyor. Evet. Bakın. Diğerlerini de seçtim. Aynı şekilde tarbiyat ettiğim gibi. Üzerine çift tıklatıyorum. Seçiyorum yani. Daha sonra buradan bakın şuradan göstermiş olayım tekrar. Bakın. Tıklatıyorum. Replace yapıyorum. Replace yapınca arama kutusuna geliyorum. Hangi alanda arayacaksam
Onu arayıp uygun gördüğüm organik vektörel resimleri seçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, işleme devam edeceğim. Biraz şöyle büyütüyorum daha kolay çalışabileyim diye. Hatta 75 de yapsam olur. Ve buradaki çarp tuşunu zaman zaman kapatıyorum ki daha rahat çalışma alanı bana kalabilsin diye. Şimdi bakın, bunu yaptım. Buradaki ifadeyi de yazdım. Şimdi buradaki with suites ifadeleri bana gerekli değil. Bunları ne yapmam lazım? Silmem gerekir. Bunun için arkadaşlar yazının üzerine bir kez tıklattığınız zaman bakın yazıyı bir kez seçersiniz. Elinizi shift tuşuna basılı tutun. Diğer yazıları da şu şekilde tıklatın. Tabii ki diğer 3 tanesini tıklatmadım. Neden? O zaman aradaki semboller de gider. Bu nedenle ilk 3 tanesini seçtim. Del tuşuna bastığım zaman buradaki yazıyı sildim. Daha sonra geldim. Buradaki işlemi de tekrarlıyorum. Şu şekilde. Dikkat, sadece yazıları seçtim. Del tuşuna bastım. Tekrar geldi çünkü. Evet, şu şekilde. Elimi shift tuşuna basılı tutuyorum klavyede. Bir yandan da fareyle yazıya dokunuyorum. Daha sonra del tuşuna bastım ve sildim. Şimdi arkadaşlar, öğrenci buradaki yuvarlağın üzerine bir tik koyabilsin diye veya onu farklı bir renge boyayabilsin diye yuvarlağa dönüştürmek istiyorum. Buradaki rengi yuvarlağa dönüştüreceğim. Bakın, seçtim. Dikdörtgeni seçtim. Sonra diğer aynı yukarıda sembolde olduğu gibi değiştir düğmesine basıyorum. Hemen benim karşıma bakın rectangle'a ilişkin, dikdörtgene ilişkin farklı örnekler geldi. Çünkü seçtiğim nedir? Bir dikdörtgen, rectangle. Ben buraya ne yapacağım? Daire ya da çember şeklini seçeceğim. Buraya bu nedenle circle yazıyorum. Daha sonra da Enter tuşuna bastığımda bu kez Spark'ın üzerindeki daire şeklinde hazırlanmış, çember şeklinde hazırlanmış örnekler gelecektir. Hangisini kullanacaksam. Ben şunu kullanmayı uygun görüyorum. Tıklattım. Daha sonra bakın hemen yuvarladı. Maalesef birden fazla işlem tek bir hamlede yapmamıza izin vermiyor. Bunu bir iki kez denedim. Hatta bir kez daha denemiş olayım. Bakın burada mesela şu ikisini yapmış olalım. Seçtim. Seçtiğim zaman replace kayboluyor. Bu nedenle tek tek yapmamız gerekiyor. Tekrar için bir kez daha göstereyim. Dikdörtgeni seçtim. Değiştir düğmesine bastım. Değiştir düğmesine bastığımda varsayılan circle rectangle görünüyor. Ve buraya circle yazıyorum. İngilizce daire demek. Tıklattım. Hemen daire ile ilgili vektörel semboller karşıma geldi. Tıklattım ve değiştirdim. Evet, bakın 3 tanesini yaptım. Şimdi bunları çoğaltacağım arkadaşlar. Diğer 3 tanesini yapabilmek için. Bunun için evet, buradan üçünü birlikte seçebileceğiniz gibi tek tek de seçilebilir. Şuradan bakın çoğalttım bunu. İsterseniz 3 tane bunları şu şekilde çoğaltabilirsiniz. Ve şu şekilde bunları hareket ettirerek bakın şu şekilde uygun yerlere yerleştiriyorum. Evet, bakın bu şekilde yuvarlakları taşımış olduk. Nasıl yapıyoruz? Tıklatıyoruz, değiştir diyoruz, circle seçiyoruz, oradan uygun yuvarlığı belirliyoruz. Geri kalan kısım aynı, hiçbir özelliği yok. Buraya gelip yazıyı çift tıklattım. Word'de efendim şu ifadeyi mesela ilanı işaretledikten sonra şu adrese mail gönderin şeklinde ifadeye geliyorum buraya yapıştırıyorum ve done düğmesine bastım. İsterseniz tabii ki buradaki rengi de değiştirebilirsiniz. Şu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Bu işlem oluşturduktan sonra şurada bakın Adobe Spark diye bir yazı çıktı. Bunu yok edebildiğimizi biliyoruz. Hemen bir kez yazının üzerine bir kez tıklatın. Şu şekilde. Bakın bir kez kaldır diyor.
Hemen bunu kaldırdık. Burada bir uyarı yazısı çıkabilir. Şuradaki çarpı tuşuna basarak bunu kapatabilirsiniz. Ondan sonra ister burada sosyal medyada bunu paylaşabilirsiniz. İşte elektronik posta adresiyle yazabilirsiniz. Mesela öğrencilere gönderecekseniz öğrencilere bunu dijital olarak işaretlemenizi istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Veyahut da efendim link oluşturabilirsiniz. Veyahut da bunu şuradan indir düğmesine basarak şey yapabilirsiniz. PNG veya JPEG olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Tabii ki isim burada High Flyer Newsletter kaldı. Şuradaki kalem işaretini tıklatarak arkadaşlar burayı işte uzaktan eğitim diye yazabilirsiniz. Ondan sonra indirebilirsiniz. Sonra da indir düğmesine bastığınızda soruyor. Düz renk mi çıksın, şeffaf mı çıksın? Eğer bunun arka planında bir takım düzenlemeler yapmak istiyorsanız şeffaf PNG'yi seçmeniz daha uygun olur. Bunu seçtiğimi varsayıyorum. Daha sonra da bilgisayarıma indireceğim. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.